Yani bugüne kadar bilinenlerin haricinde kalp krizini tetikleyen, kalp damar rahatsızlarını tetikleyen, ölümü tetikleyen homosistolin oranı yükselmesi, bu pek bilinmiyor. Asidoz. Asidozu önlemek mümkün, homosistolini önlemek mümkün. Problem değil. Mesela bir beyefendi 72 yaşında iki defa stent takılmış, üçüncü defa tekrar. Üçüncü damarı tıkanmış. Doktorlara demiş ki stent. Çaresi yok. Arkadaşı demiş ki camiden arkadaşı. Aa bende bir kronik böbrek yetmezliği vardı. İksirciyel kullandım Gökçek'ten. Hiçbir şeyim kalmadı. O da demiş ki ya ben de kullanayım neyse. Aradılar bizi. 6 hafta sonra ameliyat olmasına gerek kalmadı. Böylece kurtulmuş oldu. Hamdolsun. Yani bugüne kadar. Zaten alışla ilgili mesela alıç, kalp damar rahatsızlarında dünyada en etkili bitki. Bunun çiçeği ve yaprağı destilasyonla elde edilen ekstraktı %2,5-3 oranında hiperizin içerir. Bu damarların iç yüzeyinde oluşan plakları çözen en doğal, en etkili ve hiç can etkisi olmayan bir üründür. Şey, bitkidir. Alıç. Evet, bir telefonumuz var hatta. Cevat Bey Karabük'ten arıyormuş. Alo. Efendim dinliyorum. Buyurun efendim, iyi akşamlar. Biz sizi dinliyoruz. Sağ olun siz efendim. Ben bundan bir sene önce İstanbul Göztepe'de kalpten her türlü tahlillerini, efendim aynısını oldum. Yalnız benim kalpte bir ağrı var. Aralıklı geliyor. Orada dediler bana bu dediler kalp kapaklarının kalınlaşmasından. Fakat bu ağrıya verilen ilaç da bana bir kan sulandırıcı. Başka bir şey yok. Bunun çaresi nedir? Başka bir imkanımız var mı? Evet, var. Evet, hemen sorunuzun cevabını Şimdi alalım. bir beyefendi Adem Bey isimli 22 yaşında ameliyat olmuş. Neden? Kalbin hemen üstünde aort kapağı var. Aort kapağındaki yetmezlikten dolayı ameliyat olmuş 22 yaşında. 37 yaşında tekrar ameliyat olması gerekir. Bu sefer neden? Mitral kalp kapakçı yetmezliği. Yani kalbin içinde bu sefer. Üstünde değil. İçerideki kapakçıkta problem çıkmış. 15 yıldır diyor bana aradı diyor ki teneke kapaklı yaşıyorum. Bir teneke kapak daha istemiyorum. Çözümü var mı? Dedim ki bakacağız, göreceğiz. Deneyeceğiz. Ben şöyle iyi ederim, böyle iyi ederim demek yanlış. Ama bununla ilgili ne yapılmış? Klinik araştırması yapılmış. Sadece Almanya'da 3664 hasta kalp damar zafiyeti olan, koroner kalp yetmezliği olan hasta tedavi edilmiş. Neyle? Alıcın yaprak ve çiçeğinden elde edilen ekstrakla. Yüzlerce araştırma var. Dedim, yapılan araştırmalara göre etkili. Hapı damlası derecesi var dünyanın birçok ülkesinde. Biz de üretiyoruz. Deneyelim. Denedi. 6 hafta sonra tekrar doktoruna gittiğinde ameliyatına gerek yok dedi. Demişler doktoru. Daha önce mesela yolda oğluyla yürürken oğlu koşu yapıyor, o arkasından yürüyemiyor, koşamıyordu. Şimdi artık oğlumla koşulara katılıyorum. Allah senden razı olsun dedi. Tedavi olabilir ama tabii garantisi yok. Garanti demezsin hiç kimse bana. Çünkü garanti kelimesini sevmiyorum. Allah bilir. Yüzde kaç iyileşir? Yüzde ne kadar iyileşir? O zaman gösterir. Bir de kişinin sağlıklı beslenmesi, bünyesine. sigara, alkol, spor yapmaması birçok faktör bunu tetikliyor. Kişi biraz da yaşam şeklini değiştirirse, spor yaparsa, yürüyüş yaparsa, sigara, alkol kullanmazsa, abur cubur yemezse vesaire vesaire daha kısa sürede iyileşir. Mümkündür. Evet, böylece Cevat Bey'in sorusunun da cevabını Evet. vermiş oldum. Vatandaş dedi ki, Evet. alıcın çayını içiyorum, Cevdet faydasını Bey. görmüyorum dedi. Evet Cevdet Bey. Evet göremez çünkü şifalı alıç. 90 çeşit alıç yetişir ülkemizde. Sadece ikisi şifalı. Rastgele alıç kullanamazsın. Kullanırsan faydasını göremezsin. Biz ne kullanıyoruz? Loplu ve kertikli alıcın yaprak ve çiçeğinin ayrı ayrı destilasyonla elde edilen ekstraktı. Ha, rastgele değil. Ekstraktı. İki bitkinin ekstraktı. 90 çeşit alıçtan sadece ikisi. Bir. İki. Alıcı aldınız. Ürettiniz ekstraktını, çayını içtiniz, damarların içindeki plakları çözdü. Peki böbreklere geldi. Böbrekler bunu süzemezse ne olacak? Yani rastgele. Ben buradan bir şey söylüyorum. Bazıları gidiyor hemen okus pokus bir şeyler karıştırıp bir şeyler üretmeye çalışıyor. Yanlış.
Çözülen pıhtıyı, damarların içindeki plakları çözdü. Böbreklerdeki nefronların da süzme kapasitesini artıracaksınız. Böbrekleri süzemezse ne oldu? Böbrekleri iflas ettirirsiniz. Onun için biz ne yaptık? Böbreklerin fonksiyonunu artırıcı, karaciğerin fonksiyonunu artırıcı 19 bitkiyle takviye ediyoruz. Yani rastgele bir şey üretilmez. Duydun Ahmet'ten, Mehmet'ten. Hemen ben de üreteyim. Öyle yok. Bir bakın kalp damar rahatsızlığıyla ilgili internete, işte falan filan firmanın ürününü kullanmış, hastalanmış. Vesaire vesaire. Evet. İsim vermek istemiyorum. Bu iki birleştirilecek olan iki madde de tabii Alıç Forte'de birleştirilmiş Alıç'ta durumda. Yani insan bireysel olarak bunu bitki ekstraktı var. Evet. Sadece damarların iç yüzündeki plakları çözmüyor. Hı hı. Karaciğer yağlanmasına karşı da etkili. Karaciğerde bir şey olmasın diye. Hı. Böbreklerin nefron, süzge düşürenlerinde fonksiyonlarını artırıcı. Evet. Alıç kalp damar için dünyada en etkili bitki.